Turgut Bey, Turgut Bey. Artık Turgut gitti, Turgut Bey geldi. Ne oluyor Sezai? Hayırdır? Bir selam veredin ya. Onu da alırdın zaten, acımazdın. Birikmiş aidatlarını ödemişsin. Kapıcı söyledi, sorarlar adama bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. Sor Oğuzhan. Bu değirmenin suyu nereden geliyor Turgut abi? Oğlum, borçlar birikince kimse mağdur olmasın diye hanımın bileziklerini bozdurduk. Ne? Öyle mi Turgut Efendi? Peki telefon? Yeni telefon almışsın. Evet, sabit hat çektirdim dükkana. Cep telefonu pahalıya geliyor. Zaten kendi cep telefonumu da sattım. Bana bak Turgut, biz senelerdir aynı kaptan yiyip içen adamlardı. Ne oldu bize? Ben evden sefertasıyla yemek getiriyordum. Sen de her öğlen üzerine çöküyordun Sezai. Dara düşüp getiremeyince ne hikmetse sen de uğramaz oldun. Beyler biz uzaya buradan. Ben bu konuşmanın sonunu biliyorum. Biraz sonra, bir ay sonra geri vermek üzere borç isteyecek. Kaç. Ne yapıyorsun lan orada? Çırak mı girdin Şerif abinin yanına? Yok baba, Şerif amca anahtarı evde unutmuş, işe gitti. Taş aradı bulamadı. Kapı kapanmasın diye beni kapının arasına sıkıştırdı. Gelmesini bekliyorum. Niye seni içeri almıyor Şerif? Yoksa bu Şerif bir şey mi karıştırıyor? Yok amca, evinde kaldığımız muhasebeci var ya. Lan oğlum o benim işte. Allah Allah, abi bu bir türlü beni tanımıyor ya. Her akşam eve geliyor, her akşam kapıyı ben açıyorum. Pardon yanlış ev diyor, geri gidiyor. Anası ayrı korunuyordu. Ben zaten çift kat giyiniyorum, biliyorsunuz. Evlat değil, grip virüsü. Tokalaşırken geçti anasına bu. Anlat bakalım, muhasebeci diyordun. İşte o İbne'nin musluğu bozulmuş, annem tamire çağırdı Şerif amcayı. Hey! Şerif senin evde mi lan? Oğlum ben kimse eve girmeyecek demedim mi? O ev bizim mahremimiz, en kıymetli bu evde. Annem senden sonra tövbe etti baba, bir daha bir erkekle asla diyordu. Lan bana ne lan anandan? Şerif abi her şeyi öğrenebilir. Koşun abi, sen odunu al, Oğuzhan, doktoru ara, al filanı. Recai amca bir şey sorabilir miyim? Sor yavrucuğum. Amca baba yarısıdır diyorlar, doğru mu? Doğrudur yavrucuğum. Bana yarısı bile yeter. Sana baba diyebilir miyim? Siktir yavrucuğum. Ya bu nasıl mahalle? Kimi anasını yamamaya çalışır, kimi avradını? Lan koşun! Çok yapmacık oluyor. Yönetmenin kesin emri var. Dişleri düzeltmeden gelmeyin dedi. Işıkları ayarlayamıyorlarmış. Işıklar dişlerinin arasından diye emilip kaybolup yok oluyormuş. Fizik profesörü çağırdılar. Durumu olur öyleyle açıkladı. Yeter bu nedir arkadaş, yeter ya. Benim dişlerimle niye uğraşıyorsunuz? Onların hepsi tek tek bir anlama sahip arkadaş. Halk bunun için seviyor beni. Bu dişler yüzünden seviyor. Seyrek dişli kötü adam demiyorlar mı bana? Diyorlar. Ne uğraşıyorsunuz arkadaş? Bir kat kireç atın. Bu sarı çok iyi durmadı. Bir kat, bir kat. Mikrofonlar takıldı mı? VTR'e girecek. Sağlam ve her koşulda düz duran bir tabure yapmak isterseniz tabureyi üç ayaklı yapmak zorundasınız. İki ayaklı dengesiz, dört ayaklı nazlıdır. Her yerde durmaz. Oysa bizim durumumuzda konu şansa bırakılamayacak kadar önemliydi. Güneşin yerini aya devrettiği saatte doğdu. Ölçülmedi ama doğduğunda IQ'su 50'ye yaklaşmıştı. Ne akranları ne büyükleri 8 yaşına kadar yeteneklerini keşfedemedi. Yılmadı, okulun en başarılı öğrencisi oldu. Ah, direkten döndü. Sınıf başkanı seçildi. Görevini başarıyla yapmaya çalıştı. Ne gerek varsa. 13 yaşına geldiğinde TÜBİTAK'ın ülkemizin sorunları kompozisyon yarışmasına küresel ısınma nedir isimli çalışmasıyla katıldı. Ama yazıyı Ocak ayında verdiği için... iyi işte. Donuyoruz zaten. Tepkisiyle derece alamadı. Çevresel sorunlar, nükleer enerji, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş gıda ürünleri, aşırı gübre kullanımı, yanlış sulama konularında bir sürü fikri vardı. Ama işte olmadı. O, Oğuzhan'dı. O yüzden şimdi size Sezai'den bahsedeceğim. Çok sıkılıyorum ya Sezai. İstanbul'u özledim ya. Geleli 2 ay oldu. Sana yemin ediyorum 2 aydır her gece rüyamda İstanbul. Her sabah da Ali'lerin hamamdasın ama. Ne yapıyorsunuz lan siz İstanbul'la rüyanda? He? Ulan oğlum senin de işin gücün geyik Sezai ya. Bir laf konuşturmuyorsun. Şeytan diyor dön mahalleye. De işte. Nasıl döneceksin? Vallahi bir kurşunda yıkarlar adamı. Sezai hala bekliyorlardır değil mi? Yani işte onu bir bileydik iyiydi. Hadi getir oğlum.
Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Ya sen ne aşağılık, ne adi bir herifsin ya. Lan insan çocuğuna bunu yapar mı? Köpeğin mi lan o senin? Ne var lan? Oğlumla vakit geçiriyorum. Günde en az 2 saat vakit geçirin. Sokağa çıkarın demiyorlar mı televizyonlarda? Ya Sezai sen var ya resmen... Ulan kötü bir adamsın lan sen. İşin gücün para, zina, haset, fitne, ikiyüzlük, riyakarlık, bencillik, aile bilmezlik, fitne, fesat. Ne alakası var ya? Ne alakası var Turgut Allah aşkına? Bugün kime sorsan, hangi dergiye, ansiklopediye baksan... Sezai geçen sene iyi adamdı derler. Bana bak, Allah korusun. Cenazemde de arkamdan böyle konuşacaksın Allah bilir. İyi insanım oğlum be. İyiyim, iyiyim. Ya bırak Allah aşkına. İyiymiş. Tövbe, tövbe. Sezai bu konu aklına geldiğinde özünde iyi bir insan olduğunu ama çevresinin kötü olduğunu düşünüp rahatlardı. Ama en yakın çevresinden bu lafları duymak onu etkiledi. Bir süre düşündü, hatırlayabildiği ilk anıyı aklına getirmeye çalıştı. Kısa bacaklı, kısa kafalı, kuru kafalı. Annem ve babam nargile mi içiyor seni? Sen de mi Sezai? He, ben de. Ve Sezai koşmaya başladı. Yan köyden bir otobüse atlayıp İstanbul'a, Kanlıca'ya dönmeye karar verdi. Sezai mahalleyi kimsenin izlemediğinden emin olduktan sonra Divriği'yi aramaya, tehlikenin geçtiğini haber vermeye karar vermişti. Hayatını riske atıp mahalleliyi kirli Divriği sürgününden kurtaracaktı. Artık iyi biriydi. Gerçi bir kere de duyarlılık göstermişti. Belki hatırlarsınız. Cinnah! Satmayın. Bu benim için de gurur, onur ve haysiyet meselesi oldu. Gerekirse ben de yardım ederim. Satmayın oğlum, satmayın. Sezai ilk iyiliğini yapacağı için çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıyım lan. Mahallemi kurtaracağım. Yaşasın iyilik. Sıcak çikolata mı lan bu? Soğuğu bu, soğuğu. Gerçi onda ter kokusuyla gül oluyor ama... Ne lan? Petrol lan bu. Bu arada ilk duyarlılık anını bir daha hatırlarsak... Ne kadar teklif etmişler? Koy amına, sat gitsin. Sat, 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 sat. Koy amına. Mahallesine bir, eşine dostuna iki. Zengin olduk abi. Biliyorum oğlum. Telefon edip haber verdin. Atlayıp geldim ya. Hadi giyin de bizi paranın bozmasına izin verelim. Ay, özel kıyafetleri giymişsin. Parayı çarçur etmeye zinayla başlıyoruz. Yok mu oğlum? Zinayı herkes yapar. Biz çok daha yukarılardan başlayacağız Rübbeli'ye. Aa, ne yapacağız abi? Fakir mi hırpalayacağız? Hı? Ne var aklında? Aklında ne var? Oğlum, öncelikle gidip saçlarıma dip boyası yaptırmamız lazım. Kokozluktan boyatamadım. Sonra gidip dev ekran bir televizyon alacağız. Görenler görmemiş desin. Desinler be. Kredimiz var. Petrolü sonra satarak. He, acelemiz mi var? Hadi. Sezai, para, güç ve ihtişam için gözünü karartmıştı. Önce abisiyle paylaşmaya karar verdi damıtılmamış servetini. Sonra da istemeden de olsa diğerleriyle. Mahalleyi uğursuz bir karanlık ele geçiriyordu. Karanlık derken kelime oyununu çaktınız değil mi? Petrol de siyah ya. İnsanlık bir kez daha para ve hırsla sınanıyor ve bir kez daha kaybediyordu. Kaiser Soze ben olayım lan. Hı? O çok daha havalı oluyor. Turgut, sen geç böyle. Geç geç. Sezai kötü bir adamdı. Beceriksiz ama kötü bir adamdı. Ve bu sayede istemeden de olsa mahallenin yani petrolün Hilmi'nin olmayan bütün kısımlarını tek bir odakta toplamış, zamanı geldiğinde Hilmi'nin işini çok kolaylaştırmıştı. Zamanı geldiğinde. Sezai de kötü değil zaten artık. Kısa bacaklı, kısa kafalı, kuru kafalı. Annem ve babam nargile mi içiyor seni? Sen de mi Sezai? Yamuk dişli, yamuk dişli, dişi yamuk. Oğlum bunun dişi yamuk. Çek, 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 çek. Sezai'nin ağzını çıtla çevirmişler. İnşaat yapacaklar galiba. Sezai, dişinde bir şey var oğlum.
Oğlum dişleriyle güzel dalga geçilmiyor ki. Sanki sizinkiler çok yaratıcı. Oğlum bırak onu. Küçük Hilmi geldi. Onunla dalga geçelim. Hilmi'cim, Hilmi'cim. Oğlum bırak. Cinna! En çok ben azalıyım. Nargile baba, yukarı baba. Annem ve baba yukarı mı istiyor böyle yukarı baba? Ya mutluyum. Sen de mi Sezai? Ama çok yoruldum be Tahsin abi. Yapamadım. Hiçbir haltı başaramadığım gibi bunu da başaramadım. Sezai kötü adam olmayı denedi ama onu bile beceremedi. Öyleyse Sezai'ye değil, Sezai Usta'ya işin. Ve böylece bahsettiğim üç ayaklı tabure oluştu. Hilmi yeter artık. Ha? Sen ne ara geldin ya Sezai? Hilmi, ben oturuyordum lan, sen geldin. Ne diyeceksen de, oyalama beni. Hani böyle insan aşık olduğunda gördüğü her çiçekte, baktığı her insanda aşığını görürmüş ya. Oho, bu lafın sonu iyiye gitmiyor ama hadi bakalım. Ben de böyle baktığım her yerde petrolü görüyorum Sezai. Mesela sen öleceksin, sonra fosil olacaksın. Binlerce yıl geçecek, sonra petrole dönüşeceksin. Ben yine para kazanacağım. Allah Allah. Sen ölmeyeceksin yani. Sanma, parası olan için her zaman bir çözüm bulunur ümidindeyim. Ümit fakirin işkencesidir. Zenginin yatırım planıdır. Sağlıkta çok iyi para var Sezai. Hilmi, senin keyfin yerinde anlaşılan goy goy yapasın var. Ben hiç o modda değilim. Direkt sadede gel. Direkt. Dükkanını mükkanını bana satmak istiyorsun. Nereden anladın lan? Sezai, biz bu mahallede 40 kişiyiz. 40'ının da kalbi kırık kişiyiz. 39'unuz beni bilir. Ben de keyfime göre 39'unuzu bilirim. Bu kadar süre petrol bulduğunu bana söylemeyi şimdi söylediğine göre petrolden kurtulmak istiyorsun. Bunun yolu da petrol şeyhi Büyük Hilmi'den geçiyor. De, karşılığında ne istiyorsun köpek? Hilmi, benim abudemle barıştır lan. Biz zenginler her 10 yılda bir araya gelip bu sorunu çözmeye çalışırız. Seviyoruz, terk ediliyoruz, paramızla rezil oluyoruz. Bunun için workshoplar, sempozyumlar düzenliyoruz. Son 20 yılda biraz aşama kaydettik. Ama aşkı satın alacak para daha üretilemedi be Sezai. Hadi ya. Son 10 yılda biraz aşama kaydettik. Çözeceğiz Sezai'yi. Hadi ya. Vallahi çözeceğiz ya. Ya hadi ya, hadi ya. Allah Allah. Ulan param ilk defa bir işe yaramadı. Bu uygulamayla sadece trafiği öğrenmekle kalmayacaksınız. Çocuğunuz parkta oynuyor mu onu bile görebileceksiniz. Oğlum, Miami kumsallarına falan zoomlasana. Karı kız bakalım ya. Gitmiş Aydos ormanlarına zoomluyor bize ya. Güzel. Ulan paketledik Kamil, taban bir de üzerinde dövüyoruz. Kaç yapalım derken göz çıkardı Hürrem. Oğlum kendisi... Hürrem ne lan? Tempura göttü, çakma hörlü, Hürrem ne? Sıfatla bitti, başa döndü. Tekrar düşmeyeceğim diye iyice abarttı bu dam artık. Devam edin gençler. Onun aynısını ben de aldıydım. 3 ayda bozuldu. Sikken anasını. Hora tuzağı demir yılı o. Eyvallah bey baba. Eyvallah. Hadi atın şunu denizlere. Kimse yok mu? Tövbe bismillah. Ne oluyor? Duvar döndü. Buyur kardeş. Görüyor musun abisi? Sonunda birisi etkilendi, tüyleri diken diken eden fikrimizle. Binada dönüyor mu abi? Dünya dönüyor lan. Orta çağdan mı geldin sen? Raket bıçağımızı açalım. Metin! Allah! Metin! Yandı. Gözlerim yandı. Retinam eridi. Üfle üfle. En son sen kullanılmış ağda gördüğünde böyle olduydun abi. O kadar mı çirkin? Ulan bana da hep erotik mağaza ürünlerini taşıtıyorlar. Düşündüğüm şey değil mi? Gidiyorum ben. Ben yanlış anladım lan. Ne kadar başarılı abi. En az Sezai kadar çıkın. Sezai'nin fotoğraflarını bunu yapan adama gönderdiğimizi hatırlıyor musun? Gözlerine inanamadı. Bu kesin Photoshop'tur dedi. Hatta üşenmedi. Dükkanına kadar geldi kendi gözleriyle gördü. Yemin ediyorum gerçek.
Yumurtaya can veren Rabbim. Bunun anası babası nasıl bir günah işlemiş? Kardeş, ben doğuştan böyle değilim. Bir motor ustasını çok kızdırdım. Krikoyla bu hale soktu beni. Teknik dün gibi aklımda. Uygulayayım mı sana da? Hı? Peki senden başka var mı? Gösterebilir misin bana? Para da veririm. Ulan arkadaş, adam soy ağacıma uzaylı muamelesi yapıyor ya. Kardeşim, bu sureti yavrum diye seven bir ana var. Ayıp oluyor bak. Gidiyorum ama seni hiçbir zaman için unutmayacağım. Lan sus, bir duyan olacak bas git. Lan. Pislik. O zaman biraz Sezai'yi gıcık edelim. Sen şimdi şunları vitrine diz. Bunlar da bunu... Barı yanık Anadolu çocuğu Sezai Barı yanık Ana. Bu ne lan? Bu benim yansımam değil lan. Bunlar ne lan? Lan! Lan! Bunlar ne lan? Ne oluyor lan burada? Ne olur oğlum? Sezai. Yozgat Serabi'nin resmi yüzü olmuşsun. Hayırlı olsun. Yozgat'ta seramik ne gezer lan? Ya biz de o yüzden kızamıyoruz ya heriflere. Şu surata bak lan, şu çirkinliğe bak, çirkinliğe. Eldeki malzemeyle bu kadarını yapabilmişler. Bisküvi koyuğu bile var, bisküvi koyuğu. Eğer çay, şekerli çay istersen şekeri de koyacak. Gel burası. Ben de cüzdanımı, cep telefonumu koydum. İkide bir masada unutuyordum. Bu çok iyi oldu. Ulan günün birinde heykelimi yapacaklar diyordum da kafamdaki bu değildi ya. Bu benim kafam olmuş. Yine de çok güzel lan. Çok hoşuma gitti lan bu. Kafa ne kadar güzel ya. Ciddi misin lan sen Sezai? Kıskanmayın oğlum, kıskanmayın. Sizin bardağınız var mı? Var mı sizin bardağınız? Sizin bardağınız var mı? Yok. İnce belliyle mi içeceğiniz, Sezai'yle mi içeceğiniz diye soracaklar. Genç kızların çeyiz takımına gireceğim. Pamuklara sarıp sarmalayacaklar beni. Ta ki o en özel güne kadar. Taksitle, senetle satacaklar oğlum beni. Gurur duyuyorum oğlum kendimden. Rahmetli babam olaydı da bu günleri göreydi ya. Adamla dalga geçeceğiz diye dünya kadar para harcayıp kupa yaptırdık. Sevindi bu. İşte biz de itlik yapamayan adamlarız aslanım. Hiç unutmuyorum bak, daha acemiyim. Gözleri görmeyen bir adam arabayla çarptım. Adamın gözleri açıldı lan. Hala duacım biliyor musun? Biz kazara bile olsa insanlara zarar veremiyoruz abisi. Ne zaman kavga eden birilerini görsem, iki yumruk atmak için aralarına dalsam, ayıran adam geldi diye öpüşüp barışıyorlar anasını satayım. Bizim hamurumuzda yok. Ben kaçtım dükkana. Sen? Ben şey, eks yengenle yemeğe gideceğim. Çok ısrar etti. Ben de kıramadım şimdi yani. Kızcağızın bir sorunu var belli ki. Yüzüne vurmayayım dedim. Ona gideceğim yani. Kardeşim. Kardeşim elinle kopart ye. Elinle kopart ye. Huylanıyorum. Kuş muyum lan ben? Benim ağzımdan besleniyor mu? Elinle kopart ye. Elinle kopart. Elinle. El. El. Bak ya. Adam yaladı yuttu beni ya. Rahatsız etmeyin dedi ama getirdik her istediğinde. Ne yapıyorsun? Yenge! Yenge! Müsaitseniz biz gelmek istiyoruz ama. Ya durun durun, biliyorum ben bu dalgayı ya. Lan! Lan! Ayıp lan! Al anasını satayım. Al! Gel araziye. Ünlüler Borlu Motorlular Yarışması motorcuların sahtekar çıkmasıyla iptal olmuştur. O yüzden yeni kurulan Borla Çalışan Motor Bulanlar Federasyonu'nun bütün karşılaşmalarının devlet tarafından özellikle denetleneceği açıklandı. Federasyon Başkanı kuruldukları ilk gün 234 Ne oluyor ya? Vallahi bir şey oldu yok abisi. Zaten beklediğimiz bir haberdi. Yiğit o halledecekti ya. Zamanı gelince halledeceğiz. Yiğit bak, olacak bu iş değil mi? Ha? Boşuna uğraşmıyoruz değil mi? Ha, kurban olduğum. Bak Eda da gidiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Bari bir sike yarasın gidişi. Olsun bu iş. Helal. Şükriye de gidecek. Ya abi gitsin, senin ne derdin he? Allah Allah. Eski karım oğlum niye gidiyormuş? Gitmesin. Gitmesin o zaman. Abim öyle istiyorsa. O zaman Eda da gitmesin lan. Gitmesin. Bak sevgili arkadaşlar. Bak ben konuşunca kızıyorsunuz ama az motora odaklanın lan. Daha ne kadar odaklanacağız oğlum? Tebeşir mi bunlar? Ha, tebeşir mi onlar? Nerede lan Sezai? Nerede Sezai? Derdi ne Sezai'nin? İşkence yapayım diyorum, bırakmıyorsunuz. Bir deneyelim ya. Baba bak ya, güldürme beni ya. Manyak mısınız?
İyi, tamam, güzel. Bir şey demedik. Peki derdi ne bu cinsine tükürdüğümün? Lan adam yabani, lan yabani. Aklı sıra naz yapıyor işte. Ya ömrü hayatında ilk defa bir işe yarıyor ya. Bırak bir şaşırsın adam ya. Allah Allah ya. Ya 2-3 günden sürter sağda solda. 2 güne 3 güne gelir buraya motorumuzu yapar hadi. Şey yapmayın, takmayın kafasına. Aynen. Hadi abi. Ulan Sezai. Var ya. Şu an itlik kariyer planımın doruklarında oturuyorsun ha. Helal olsun. Vallahi billahi helal olsun. Nasıl süründürüyorsun lan adamları? Estağfurullah abi, senin yanında ya. Benim ki ne oğlum? Gelene geçene su serpmek, pavyonda para yedirmek. Asıl itlik seninki oğlum. Seninki. Abi öyle de şey yapmayalım. Sonuçta orta geldi, gol yaptı. 40 yılda biri gelir böyle orta. Bunu Sabri bile yazardı. Eleştirmek için de söylemiyorum. Sonuçta herkes gol atmak zorunda değil abi. Atma lan içine. Haykır. Ben itim diye haykır. Yaşadığını hisset oğlum, hisset. Abi çok şey yapma. Bağır oğlum, bağır. Ben itim diye haykır. Abi. Bağır lan. Abi. Bağır lan. Abi. Ben itlik yapmıyorum. Beceremedim sadece. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Da bulurum herhalde bir gün. He, bulursun. Ben pavyona gidiyorum. Aa, nakatları sıkıntı ya. Var yanı Anadolu çocuğu Sezai. Bağrı yanık Anadolu çocuğu.